İyi akşamlar günden kalanlara, hoş geldiniz. Borsa kapanışı sonrası görünüme hızla bakalım. Bugün Borsa İstanbul için yeniden rekorlar günüydü. Borsa İstanbul 8646 puanda günü tamamladı. Alımların yoğun olduğu ve genele yayıldığı bir gün takip ettik. Dolar TL tarafı 30-34, Euro TL 32-92, Euro Dolar çaprazı ise 1.08-22 seviyesinde duruyor karşımızda. Amerikan 10 yıllıkları. 10 yıllıklar bir parça daha geri çekilmiş durumda. Buraya alım geldiğini görüyoruz. 3.88 seviyesinde dünkü Fed kararı sonrası ve Amerikan hazinesinin 3 aylık tahvil stratejisi, ihale, ihraç stratejisi sonrası özellikle 2 yıllık ve 5 yıllıklara yoğunlaşacağı ve orada bir rekor seviyeyi izleyeceği anlaşıldıktan sonra geldiği seviye burası. 5 yıllıklarda 3.82, 2 yıllıklardaysa 4.22 seviyesini görüyoruz. Bakalım emtia ve kripto tarafına. Spot altının ons fiyatı 2047 dolarda, gram altın 1995 lira 93 kuruş seviyesinde. Bitcoin 42 bin doların üzerinde seyrediyor. Brent petrol 82 doların bir parça altına kaymış durumda. 81 dolar 71 sent seviyesinde. OPEC tarafından gelen haberlerle, kısıtlama haberleriyle, bunun devam edeceği yönündeki açıklamalarla belki bir parça aşağı kaymış ama çok da dramatik bir fark görmüyoruz. Yine Amerikan tipi ham petrolde de 76 dolar 84 seviyesini görüyoruz. Şimdi görünüm böyle, araştırma masasına gidelim, üzerine biraz konuşalım. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasından Sevcan Dedeoğlu Ersözlü bana eşlik ediyor programın açılışında, hemen her akşam olduğu gibi. Sevcan, borsa tarafıyla başlayalım. Bugün yine rekor tazeledi borsa. O 8500 sınırı zaten aşılmıştı. Şimdi artık 8600'ün üzerine doğru gitti. 646'da kapattı günü. Borsa geneline yayılan bir iyimser hava vardı. Özellikle sanayi tarafı ve ulaştırma tarafının liderlik ettiği bir görünüm vardı. Senin notların neler? Benim notlarımda senin söylediklerine ek olarak aslında holdinglerin de yer aldığını ve taş toprak endeksinin de yer aldığını görüyorum. Aslında biz neyi takip ediyoruz? Yerel seçimleri, yerel seçimlerle beraber kentsel dönüşümü ve kentsel dönüşümle beraber konut krizi aslında arka arkaya Türkiye'nin gündemleri arasında var olmaya devam ediyor. Yeni beklentiler var. Kentsel dönüşümün artacağı ve aslında Kahramanmaraş depremini yaşadığımız sürecin de birinci yıl dönümünü karşılayacağız önümüzdeki hafta. Maalesef ki bu acı gerçekle yeniden yüzleşeceğiz ve neyi görüyoruz? Şimdi aslında burada hani çimento hisse senetlerine yeniden bir alım geldiğini, burada bir beklentilerin oluştuğunu görüyoruz. İnşaat endeksi de yine aynı şekilde olduğunu görüyoruz. İnşaat endeksinde 3,53'lük bir getiri var. Holdinglerde ise 2,87'lik. Gıda tarafında ise 2,56'lık bir aslında yukarı yönlü hareketlilik var. Şubat ayına girerken aslında hacim bazında da bir miktar toparlama var. Genellikle ortalama olarak 90 milyar TL arasında gidip gelmişti. 85 ve 90 milyar TL arasında gidip gelen işlem hacminin yeni ayın ilk işlem gününde 110 milyar TL'ye ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında %1,76'lık bir kapanışla gerçekleştirdik. Aktardığın gibi tabana yayıldı ve burada aslında insanların da temel ihtiyacı olan önümüzdeki sürecin, hani 2024 yılı nasıl geçireceğimizi düşündüğümüz noktada hem en büyük holdinglerin hem de temel ihtiyaçlarımız barınma, gıda gibi sektörlerin yukarı yönlü yükseliş kaydettiğini gördük diyebiliriz. Konuşalım Sevcan, özellikle Fed kararı sonrası ve Amerikan hazinesinin ihraç stratejisini açıklaması sonrası, bugün gelen veri sonrası, ilk işsizlik başvurusunu ilk kez yapanlar verisinden bahsediyorum, toparlayamadım. Amerika'da görünüm hisse tarafında, tahvil tarafında bize ne söylüyor? FED'den sonra aslında biz riskli varlıklardan tahvil piyasasına kaçış temasının hakim olduğunu gördük. Dün seninle ABD tahvilleri üzerine bir değerlendirme yapmıştık. Grafik üzerine de incelemiştik. Aslında yayından sonra da buradaki tahvil faizinin, 10 yıllık tahvil faizinin daha da aşağıya 3.85 bandına doğru hareketlendiğini gördük. 3.89'da yine bugün aslında temas ettiğini görmüştük. Riskli varlıklardan kaçış devam ederken S&P'de aslında aylık getirinin de %1,6 gibi bir oranda gerçekleştiğini söylemek isterim Ocak ayında ve son 3 ayı
aslında grafik üzerine de bir dikdörtgen içerisine aldım. Biz seneyi pozitif iyimserlikle beraber kapatmıştık ama burada bir momentum kaybı var ve aslında 1,6 gibi hani azımsayan bir geçmişteki yükselişlerden sonra düşen bir getiri var. Baktığımızda aslında BofA'nın bir analizi var. Diyor ki aslında Şubat ayına doğru giderken S&P 500 daha durgun bir zeminde ilerleyecek. Çünkü biz baktığımızda 26 Ocak'ta sona eren haftada hisse senetlerinden 2015'ten bu yana herhangi bir haftaya kıyasla daha yüksek bir para çıkışı olduğunu ve nakde geçiş ve nakit fonlara geçiş temasının hakim olduğunu görüyoruz. Bir tarafta da ne var? Nasdaq endeksi üzerinde yine büyük teknoloji şirketlerinin bilançosunu takip ediyoruz. Microsoft'u ve Alphabet'i takip etmiştik. Bugün yine sıra aslında Meta'da ve Apple'da geliyor. Apple'da geçtiğimiz haftalar içerisinde Nasdaq'ta aşağı yönlü hareket etmesine büyük aslında sebep olmuştu. Sebebi neydi? iPhone 15 satışlarının çok iyi gitmemesi ve periferisinde gelen aslında enflasyonist baskı ve gelirin azalması ile beraber satışların bu kadar da iyi gitmeyeceğine dair ve Huawei rakibi ile beraber arasında olan rekabetle beraber aracı kurumların hedef fiyatını aşağı yönlü revize etmesiydi. Biz baktığımızda en büyük değer kaybını bilançoyu açıkladıktan sonra Tesla'da gördük ve aslında muhteşem edili yoluna Tesla'sız mı devam edecek gibi bir açıklama ya da aslında yapsak hani burada olağan dışı karşılanmaz. Grafik üzerine de lacivert renkte en aşağıda aslında Tesla'nın fiyat hareketini görüyoruz. Ve 29'unda biten yani 26 Ocak'ta biten haftadan itibaren baktığımızda muhteşem yediliği içerisinde Microsoft'ta, Google'da, bugün bilançosunu beklediğimiz Apple'da ve Meta'da aşağı yönlü bir hareketlilik var. Şimdi yine Apple bilançosu dolayısıyla geçtiğimiz haftalardaki ve geçtiğimiz çeyrekteki haber akışı nedeniyle bizim için önemli. Tabii ki de Meta'nın da yeni öne sürmüş olduğu aslında yapay zeka entegrasyonu ile beraber işbirlikleri vardı. Buradaki haberler de önemli bir biçimde takip edilecek. Senin de aktardığın gibi işsizlik verileri aslında büyük bir gürültü sunuyor bize. Yarın tarım dışı istihdam verisi büyük bir aslında piyasanın en önemli beklediği verilerden bir tanesi. Ondan önce karmaşık veriler aldık. Dün özel sektör istihdamında aslında bir sürpriz veri almıştık. Bugün de işsizlik maaşı başvurularında 212 bin beklentiye karşılık 224 bin beklenti aldık. Hep konuştuğumuz tema ABD'de güçlü bir istihdam piyasası var. İstihdam piyasası güçlü kalmaya devam ediyordu. Geçtiğimiz ay aldığımız veriler bize bunu göstermişti. Hem işsizlik oranı 3,7 bandına geri çekilmişti. Hem de aslında iş ilanlarına başvurular azalmıştı. Şimdi baktığımızda tam tersi yönde bir hareketlilik var. Bir taraftan da teknoloji sektöründe gelen aslında işten çıkarma haberlerinin olduğunu görüyoruz. Yarın tarım dışı istihdam verisi sonrası günden kalanlar yayınımızda muhtemelen bunu manşetle konuşacağız. Tabii biz bir taraftan yayını hem borsayı kapattık yayına başladık derken bugün beklenenler arasında iç piyasada Akbank'ın bilançosu bekleniyordu ve aslında net karda 4. çeyrekte 13,4 milyar TL bir beklenti vardı. Beklentiye paralel bir biçimde bilançonun ilk yansımalarının olduğunu da söyleyebilirim. Detaylarını da yarın ve aslında araştırma yayınlarında incelemeye devam edeceğiz. Sevcan çok teşekkürler. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Sırada Avrupa gündemi var. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ceren Dilekçi Köseoğlu karşımda. Ceren, gün sonu nasıl yaklaşıyor Avrupa piyasalarında? Neler öne çıkıyor bugün itibariyle? Zeynep, bugün tabii piyasalara baktığımız zaman Avrupa'da bankacılık hisselerinde sert bir düşüş yaşandığını görmekteyiz. Çünkü bugün takip edilen banka bilançoları hayal kırıklığı yarattı ağırlıklı olarak. Özellikle BNP Paribas ve ING'nin 4. çeyrek bilançosu beklentileri karşılamadı. Bu nedenle iki banka hissesinde çok sert düşüş var. Bu da Avrupa'da bankacılık endeksini aşağı çekiyor. Avrupa'da bankacılık endeksine kayıplar yeniden %1,5'a ulaştı. Kapanışa yakın bir miktar daha kayıpların bankacılık sektörü hızlandığını takip ediyoruz. BNP Paribas'a baktığımız zaman hisselerinde %8'e yakın bir değer kaybı yaşanıyor. ING hisselerinde %7 değer kaybı var. Tabii genel resme baktığımız zaman BNP Paribas tarafında özellikle 4. çeyrek sonuçlarında hem tahminleri kaçırdı banka hem de önümüzdeki döneme dair hedeflerini düşürmesi negatif etki yarattı ve Mart ayından bu yana en sert düşüş yaşandı hisselerine. Sabah saatlerinde düşüş çok daha sert, bir miktar daha toparlanma eğilimine girse de yine de %7 civar değer kaybıyla işlem görüyor. 4. çeyrek karı beklentilerin neredeyse %50 altında kaldı. Tabii bu kadar karda yaşanan sert düşüşün temel nedeni
nedeni bankanın kötü krediler için fazla karşılık ayırması. Ayırdığı karşılık miktarını artırdı. %40'lık bir artış yaşanmış oldu. ING tarafında ise tam tersi bir tablo var. Güçlü bir kar rakamı açıkladı. Beklentileri aştı kar rakamı. Fakat kredi kayıp karşılıkları için ayırdığı karşılıklar, takipte krediler için ayırdığı karşılıklar da önemli bir düşüş yaşandı. Bu nedenle kârı arttı. Diğer tarafta tabii baktığımız zaman ING'de net faiz tahminlerini kaçırması negatif oldu. Ve bu yıl daha da net faiz gelirlerinin zayıflayacağı uyarısına bulundu ING. Banco de Sabadell, İspanyol Banka o da aynı şekilde beklentileri karşılayamadı. Tek bugün pozitif gelen bilanço Deutsche Bank'tan geldi. Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın kârı güçlü geldi. Aynı zamanda önümüzdeki dönem için hedeflerini tutturacağını açıkladı Deutsche Bank. Hisse geri alımı duyurdu. Yaklaşık 670 milyon euroluk hisse geri alım programı açıkladı. Orta vadeli gelir hedefini yükseltti. Tabii burada da şöyle bir senaryo görmekteyiz. Maliyet tasarruf tedbirleri açıklamıştı zaten geçtiğimiz aylarda. Bu tedbirler kapsamında önümüzdeki dönemde yaklaşık 3500 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı banka. Böylece 2025 yılı hedeflerini tutturacağını duyuruyor. Tabii bu açıklamaların gelmesiyle beraber bugün Almanya'daki işlemlerde Deutsche Bank hisseleri %5'e yakın değer kazancıyla işlem görüyor. Yine de bankacılık endeksi ağırlıklı olarak kötü gelen bilançoları fiyatlıyor. Diğer tarafta tabii Avrupa endekslerinde bugün karışık bir seyir var. Teknoloji endeksinde sınırlı bir yükseliş yaşandığını görmekteyiz. Bugün veriler tarafında Euro bölgesinden TÜFE verisini aldık ve tüketici fiyatları manşet tarafta gerileme kaydetti. Çekirdek enflasyon da geriledi fakat beklentiler doğrultusuna gerilemedi çekirdek enflasyon. Yani beklentilerin üzerinde bir seyre işaret ediyor. Bu da aslında Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin endişelendiren temel unsur. Tüketici fiyatları yıllık bazda %2.8 oranında arttı. Beklentinin çok hafif üzerinde bir artış var. Hatta bazı kurumlar daha yüksek olmasını bekleyen kurumlar da vardı enflasyon cephesinde. Çekirdek enflasyon %3.3 seviyesinde artış gösterdi. Burada hizmet enflasyonuna baktığımız zaman tabii ücret baskılarını gösterdiği için hizmetler cephesine bakmak gerekiyor. Hizmet enflasyonu %4 seviyesinde sabit kaldı. Orada bir değişim gözlenmedi. Aynı zamanda tabii dün aslında biz hem Almanya hem Fransa'dan enflasyon verilerini almıştık. Almanya'da enflasyon yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesindeydi. Fransa'da 2 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentileri artmıştı bu sene için. 150 bas puana çıkmıştı faiz indirim beklentileri. Tabii burada önümüzdeki dönem için aslında her ne kadar Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde Haziran ayını işaret etse de ilk faiz indirimi tarafında piyasa ilk faiz indiriminin Nisan ayında gelmesini bekliyor. Diğer yandan İngiltere Merkez Bankası kararını takip ettik. 3 üye muhalif olmasına rağmen yine de faizleri sabit bırakma yönünde bir karar verdi İngiltere Merkez Bankası. Burada metinde yaptığı değişiklik gerekli görülmesi halinde faizleri yeniden artırabiliriz söylemi metinden çıkarıldı ve ilk kez faiz indirimi sinyali verildi. Fakat aslında İngiltere Merkez Bankası da Avrupa Merkez Bankası gibi faizleri indirmek için enflasyonda kalıcı bir düşüş görmek istiyor. Hedefe doğru enflasyonu yakınsamasını bekliyor. Bu nedenle faizleri yeterince uzun süre bu seviyelerde tutacağız söylemini tekrarladı İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey. Ocak ayında baz etkisi kaynaklı bir miktar enflasyonda yükseliş beklediklerini, Mart ayında tüketici fiyatlarının %3 civarında dengeleneceğini söyledi. Petrol ve gaz fiyatlarındaki düşüş enflasyonu aşağı çekiyor fakat önümüzdeki dönemde artık enerji fiyatlarında bundan fazla da düşüş beklemiyoruz açıklamasını yaptı. Hizmetler sektöründe fiyat baskıları devam ediyor diye konuştu. Ve bu açıklamaların ardından faiz indirimi fiyatlamalarında bir değişim gözlenmedi piyasada. Piyasa toplamda 115 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyor İngiltere Merkez Bankası'ndan bu sene için. İngiltere'de enflasyonist baskıların daha güçlü olması ve ekonomik aktivitenin daha iyi seyretmesi nedeniyle biraz daha tahminler daha muhafazakar Avrupa Merkez Bankası ve Fed'e kıyasla bu bağlamda bugün gelen bu mesajlar önemliydi diyebiliriz Zeynep. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Kısa bir ara. Günden kalanlar devam ediyor. Şeref Oğuz'la birlikte. Şeref Oğuz bugün Kahramanmaraş'tan bize katılacak. Şeref Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Zeynep. Çok teşekkür ederim. Depremin yıl dönümü öncesi kentte olduğunuzu biliyorum. Şimdi
Oradan başlayalım. Yani biz de konuşacağız üzerine hafta boyunca depremin yıl dönümü vesilesiyle. Sizin evet. oradaki izlenimlerinizle başlayalım. Yani ne kadar yaralarını sarabilmiş kent, ne görüyorsunuz? İş tarafı, sanayici evet. tarafı nedir izlenimleriniz? Nedir durum şu an? Evet, şimdi biraz hatırlatma yapalım. 6 Şubat'ta biliyorsunuz Türkiye'de çok elim bir deprem yaşadık. Ve bunun en önemli üstlerinden bir tanesi de Kahramanmaraş'ta. Hatay vardı, İskenderun vardı, Malatya vardı. Yani 11 il ama burada en fazla hasar gören yerlerden bir tanesi Kahramanmaraş'tı. Bugün de biz Hakan Güldağ ve Vahap Münyar bir de bizim yazı işlerimizin Handan Sema Ceylan'la geldik. Bu sanayi acaba yaralarını sarabildi mi? Kentin durumu nedir? Diye incelemelerde bulunduk. Fabrikaları gezdik. Daha önce gezdiğimiz fabrikaları gezdik Zeynep. Yıkılmış hallerini çünkü depremin ilk olduğu zamanlar da oralara gitmiş bakmıştık. Depremin hallerini, makinelerin durumunu ve evlerin, iş yerlerini, sanayicinin vaziyetini, fotoğrafını çekmiştik. Şimdi bir yıl, neredeyse bir yıl oluyor değil mi? 6 Şubat, 6 gün kaldı, 7 gün, yok 4 gün kaldı. Bir daha bir fotoğraf çekelim, karşılaştırma yapalım dedik. Gördüğüm şu, önce özetini söyleyeyim sana. İş dünyası kesimiyle, sanayici kesimiyle ki biz buraya Kasiyat'ın bir organizasyonuyla geldik. Kasiyat, Kahramanmaraş Sanayi İş Adam İnsanları Derneği'nin etkinlikleri çerçevesinde iş dünyası kenti deprem öncesine yani deprem olmamış gibi bir hale getirmede %80 başarılı olmuş. Atılacak çok daha adım var. Fakat kentte gördüğümüz yapıda kamunun kentin ayağa kalkması noktasındaki vaatlerin ancak %20'de kaldığını, %20'sinde kaldığını görüyoruz. En önemli sıkıntılardan bir tanesi çalışan insan sayısı, çalışan bulamıyorlar, müşteri azaldı. Ham madde gelmiyor ve altyapı sorunları var. Özellikle altyapı sorunlarının her biri kamuyu ilgilendiriyor. İş insanları da kendi aralarında bir anket yaptılar. Bir yıl boyunca biz neyi düzelttik, neyi düzeltemedik. Faaliyete geçemeyen hala bir sürü iş yerleri var. Neden bunu inceledik? Oradaki ankete baktık. Eleman eksikliği, makinelerin tekrar çalışar hale getirilememesi, makine ve ekipman eksikliği, bina güçlendirmenin yavaş gitmesi, hasarlı binaların belirli bir düzeye kadar onarılmamış olması vesaire aşağı doğru sayarak gidiyor. Ancak burada enteresan bir dönüş oluşmuş. Denilen şu, iş dünyasının insanlarıyla bir de panel düşündük. Onlara şu soruyu mesela ben yönelttim. Şimdi biliyorsun krizler, depremler kırılımlar noktalarıdır. Hani ne olur fay hattı kırılır ama zihnimizdeki bazı fay hatları da kırılır. Yani anlayışlar değişir. Yeni fırsatlar ortaya çıkar ve eskinin bazı yürümeyecek yapılarını da değiştirme anlamında ben şunu sordum. Kahramanmaraş dününü, deprem öncesini yarına uzatmak yerine yeni bir yarın inşa etme konusunda depremden nasıl yararlanabilir? Özellikle genç Kasiyat üyeleri bunlar söylemleriyle şunu dile getiriyorlar. Evet yeni şeyler düşünmeliyiz. Teknoloji için risine daha fazla koymalıyız. Artı uluslararası sermayenin de belki cazibesini çekecek adımlar atmamız gerekiyor. En basitinden ki burası tekstil ağırlıklı bir kent. Tekstil bile yapıyor olsak tekstildeki sorunlar açık ortada. Hem ekonomiden kaynaklanan hem de depremin özelinde kentte kaynaklanan sorunları alt alta sıralıyorsun ama bunun anlamında belki tekstilin içerisinde teknolojiyi daha fazla koymak gibi adımlar atılabilir mi? Yani o anlamda belki kentteki demografik yapının yeniden düzelmesi noktasında bazı yeni iş alanları açılabilir mi? Ve açıkçası dile getirilen düşüncelerden bir tanesi biz aslında diyor yaralarımızı sarmakta başarılı olduk. Bununla alınacak yollar var çünkü burada kamunun da kendi üzerine düşen mükellefleri yerine getirmesi lazım. Nedir bu? Verdiği vaatleri özellikle finansman konusunda depreme özel hiçbir şey, neredeyse hiçbir şey yapılmadığından söz ediyorlar. Yani biz bir deprem geçirdik, depremle ilgili bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz ki %80'e getirdik, %100'e tamamlayalım ama üstüne nasıl taşarız kısmında daha çok tartıştık, konuştuk. Burada da söyledikleri şu, Avrupa'dan acaba biz bazı iş alanlarını kendi üzerimize alabilir miyiz? Bu bence son derece önemli bir depremin ortaya çıkardığı yeni bir enerji dalgası. Yani buranın sanayicisinde, genç iş adamında, sanayicisinde yeni bir akım şu olabilir. Acaba biz Avrupa'nın işlerini
Onlardan alabilir miyiz? Hangi işlere talipler? Yani işte bu teknoloji olsun, ne bileyim yeni pazarlama teknikleri olsun. Mesela tutuyor bir şirket, Fransız şirketi tutuyor tekstilini neye çeviriyor? En çok uğranılan, marka ismi vermiyoruz, en çok uğranılan spor para kendisine dönüştürüyor. Ve dünyanın parasını kazanıyor. Üstelik gelip senin İstanbul'unda, ne bileyim hatta Anadolu'nda. Bu gibi yaratıcı alanlarda tekstil gibi bir geleneksel, artık geleneksel olmuş bir yapıda bile yapılacak çok fazla iş var. Avrupa'nın başardığı işleri alabilir miyiz? Ama bizim zihin yapımız genellikle, Zeynep sen de çok iyi takip ediyorsun. Neyi tartışıyoruz efendim? Avrupa iklim şartı, Avrupa yeşil mutabakatı. Onların bize dayattıklarını pür telaş yerine getirme telaşı içerisindeyiz. Onu da yapalım yoksa malımızı almazlar falan. Ama burada Kahramanmaraş'ta gördüğüm yaratıcı düşünce, belki de depremin getirdiği bu yeni kırılımlar şunu gösteriyor. Biz Avrupa'nın işlerinin nitelikli işlerini biz de yapabiliriz. Niye onların dayatmaları üzerinden gidelim? Acaba biz kendi yeni işlerimizi kuramaz mıyız? Neden üniversitelerimiz Kahramanmaraş'ın geleceği üzerine yeni tezler, yeni yapılar, stratejiler üretmesin? Biz de bu anlamda elimizdeki sermayeyi nasıl bir araya getirip daha büyük işlere soyunabilir miyiz? Bu Anadolu'da yavaş yavaş görmeye başladığım bir olgu. Şimdi ne olur? Az olsun benim olsun, değil mi? Küçük olsun benim olsun. Şimdi Kahramanmaraş'ta bu yavaş yavaş değişti. Denilen şudur, ya depremde vaat edilen pek çok hükümetin yapacağı destekleri ne yazık ki Gaziantep bizden aldı. Ki Gaziantep'in içerisinde sadece iki tane ilçesi hasar görmüş olmasına rağmen bütün kaynakları aldı mı? Asıl en büyük mağdur olan Kahramanmaraş geride kaldı. Şimdi bunun üstüne çıkabilmek için de yapılacak olan şu. Biz acaba sermayelerimizi birleştirip daha büyük işlere soyunamaz mıyız? Daha büyük işler nedir? Yani küçük ölçek ekonomileri tutturmak ve en önemli unsur olan insan kaynaklarını yeniden oluşturmak. Ve Kahramanmaraş'ın yeni işler çerçevesinde, gençlerin terk etmeyeceği, hatta gittikleri yerden geri geleceği bir cazibe merkezi haline getirmek. Ben burada depremleri ne kadar yarasını sardınız, neyiniz eksiğiniz var vesaireyle dolaşırken özellikle fabrikalarda şunu gördüm. Deprem yüzünden S şeklini almış uzun iplik fabrikaları. Çökmüş tavanların altında, tavana vurmuş, yere inmiş, parçalanmış makinelerin düzeldiğini görürken bir şeyi fark ettim. Hem modernleştirmişler hem aynı zamanda kapasitelerini artırmışlar. Artı depremin işte böyle enteresan faydaları da, belki bu kelime biraz yabancı gelecek, yani itici gelecek ama onun fırsatları da var. O daha önce beton üzerinden yaptıkları fabrikaların her birini çelik, bir tane fabrikaya gittik. Fabrikaya aşağı yukarı 3300 ton çelik kullanılmış. Bina yeniden çeliğe bürünmüş. Yani 10 şiddetindeki bir depremin daha yıkamayacağı yapı içerisinde binayı kurmuş. İçine de daha modern makineler, daha verimli makineler ve yeni teknolojileri de sokmayı başarmış. Yani depremde Kahramanmaraş yaralarını sarmakla kalmamış, iş dünyası açısından söylüyorum. Fakat bununla ilgili olarak bir adım öne hem güncellemiş kendisini hem zihin yapısını. Acaba sermayelerimizi bir araya getirip Avrupa'nın yaptığı işlerden bazılarını buralara getirebilir miyiz noktasına getirmişler. Bu çok derece sevindirici. Fakat şehri dolaştığım zaman Zeynep, oradaki yıkık binaların çoğunun hala yıkık olduğunu, oradaki molozları kalkmamış pek çok şey var, yıkılmaya yüz tutmuş hala ortalıkta duran pek çok yapılar var. Burada mesela kuyumcu kent var ki Kahramanmaraş'ın bir özelliği de İstanbul'dan sonra en büyük kuyum işindeki ihracatı olan bir ilimiz. Mesela oradaki kuyum kent daha henüz kapasitesine ulaşamamış, orada verilen vaatler yerine getirilmemiş ve bir bakıma söyledikleri şu: açıkçası bizim ihtiyacımız olan, devlete taallük eden, devletle işbirliği yapmak durumunda olduğumuz alanlarda hiç değilse bize kaynak aktarılırsa biz Kahramanmaraş'ın yaralarını sarmak ne kelime, bunu bir tık öne geçirip ihracatımızı da, işte şu anda 1.3 milyar lira olan ihracatımız 6-7 milyara, belki daha yukarıya çıkarma imkanını elde ettik. O açıdan ben bu geziyi son derece faydalı buldum. Diğer kentlere de gideceğiz biliyorsun. En büyük hasarlı gören yerlerden bir tanesi Hatay, İskenderun,
İşte önümüzdeki hafta yani bu deprem yıl dönümü haftalarında biz Ekonomi Gazetesi olarak yine o deprem bölgesinde gidip sanayicilerin dertlerini dinleyip iş dünyasının taleplerini hükümete iletme noktasında elimizden gelen hani medyanın haber alma özgürlüğünü de hakkını da ya da ne bileyim hizmet zorunluluğunu da yerine getirmek için çalışacağız. Peki Şeref Hocam, şimdi o zaman biraz gündemdeki meselelerle de devam edelim. Yani aslında deprem bölgesinde yakından ilgilendiren konular bunlar. Çünkü evet, deprem dediğimizde işin bütçeye olan ağır etkileri de ortada, mevzubahis. Bakan Şimşek'in İTO'da yaptığı açıklamalar vardı. Bu tarafa değen açıklamaları da vardı. Sanayici tarafına özellikle istikrar, fiyat istikrarı konusunda destek çağrısını bir kez daha yineledi. Yine işte bütçe tarafında da vergi tarafına ilişkin söyledikleri mesajları vardı. Verginin hakkıyla alınmadığı alanlarda çaba göstereceğiz dedi. Mesela ki bu herkesi Kahramanmaraş'ta yakından ilgilendiren bir mesele. Çalışmalar var dedi. Tabii şimdi bu tarafa bakınca bir yandan kamu harcamalarının ciddi şekilde yapışkan olduğu gerçeği var. Gelir artırıcı ne olabilir, ne beklenebilir? Bu alanda en önemli unsurlardan bir tanesi Zeynep. Mevcut endüstrilerimizin geldiği verim çıkmazı, bana verimlilik çıkmazı diyorum, artık göze batmaya başladı. Şimşek'in açıklamaların sahadaki yansıması, Anadolu'daki yansıması, iş dünyasındaki yansımasını temel olarak aldıkları şu var. Biz kararlıyız, sabretmeye devam edin. Çok fazla böyle kredi imkanlarının da ortaya çıkacağını umut etmeyin. Bu anlamda belki ihracatçının reeskont kredileri üzerinden bir şeyler gidiyor ama orada da söyleniyoruz. Reeskont kredilerinin faizi %27 civarında fakat teminat mektubu talebi yüzünden bu 37'lere çıkıyor. O kadar da kullanışlı olamıyor. Yani biz eğer hükümet bize bazı alanlarda, stratejik alanlarda destek sağlarsa, Mehmet Şimşek o alanlarda bazı pozitif ayrımcılık yaparsa ki buna itiraz edilmeyecek alanlardır. Yani sektör seçmekten ziyade amaç seçmek çok daha önemlidir. Bu ihracat döviz kazandırıcı adımlar. Turizm de bunlardan bir tanesidir biliyorsun. Ve ihracat. Ama ihracat içerisinde de katma değeri yüksek alanlarda bazı destekler gerekiyor. Ama bunu da seçimden sonra beklenti galiba seçimden sonra bırak rahatlamayı biraz daha sıkı para politikası yerine parayın daha sıkılacağı sımsıkı para politikasına gidiyoruz. Ve eğer bu çerçevede Mehmet Şimşek politikalarını sürdürürse biliyoruz kısa vadede bunun sıkıntılarını çok yaşayacağız. Hatta bazı sektörlerimiz belki kurtarılmaya muhtaç hale gelecek. Çünkü onların faaliyetleriyle döviz kazanıyoruz ama 2025'ten sonra bu tedavi sürerse, anti enflasyonist adımlar vesaire sürerse ama rahatlayacağız. Ama bir şartı var. Bizim çektiğimiz sıkıntılara Zeynep, kamunun da ortak olması, kendi harcamalarını da tıpkı bize vaaz ettiği gibi, tavsiye ettiği gibi Mehmet Şimşek'in, onun da geri çekmesi ya da onun da yavaşlaması. Ancak bu vaziyetle beraber biz bu içinde bulunduğumuz sıkı dönemini bileyim, dar vadiyi, iğneli fıçıdan çıkma şansımız olacak. Peki Exim Bank tarafıyla ilgili açıklamaya, daha doğrusu o taraftan gelen, hani bu yıl ihracatçıları 24 milyar dolar kredi, 26 milyar dolar da sigorta ve garanti olmak üzere, yani toplamda 50 milyar dolarlık bir destek sağlama hedefi de konuşuluyor bir iki gündür, birkaç gündür. Evet. Bakan da dile getirdi, Exim Bank tarafından önce yapıldı açıklama. Buna tepkiler nasıl? Rahatlatır mı? Ne diyorlar? Bunu evet ama yetmez dediler. Nasıl evet? Çok güzel, kredi limitlerinin artırılması vesaire. Fakat diyor faizinden ziyade biz bedava para istemiyoruz. Faizinden ziyade bu teminat şartı, teminat mektubu şartı çok fazla maliyetleri yukarı çıkarıyor. Belki bazı alanlarda Exim Bank'ın bundan vazgeçmesi ancak o kredileri onlardan beklenen, reeskont kredisinden beklenen ihracatı artırıcı etkiyi gündeme getirebilir. Öbür türlü bu da enteresan bir maliyet var. Hatta bazıları tamam piyasadaki faizlerin %10-15 altına ama hala neredeyse ihtiyaç kredisine doğru gidiyor. O yüzden sadece miktarı artırmak yetmiyor. Bu anlamda bu kredi erişimdeki istenen ve maliyeti çok fazla yukarı çıkaran teminat mektubu konusunda da Mehmet Şimşek'ten
bir talep söz konusu. Yani bu karar iyidir ama uygulama sürecinde bu bazılması gereken garanti, teminat şartlarında düzeltilmesi şartıyla diyorlar. Bugün biliyorsunuz PMI verileri de geldi İstanbul Sanayi Odası'nın. Son 4 ayın yani en yüksek değerine ulaşmış bir toparlama var ama hala daralma bölgesinde kalmaya da devam ediyor. Yani 50 eşik değerin altında. 47,4 olan manşet PMI Ocak 2024'te 49,2'ye yükselmiş durumda. Şimdi yani faaliyet koşullarındaki bozulmanın bir miktar hafiflediğini görüyoruz hala daralma noktasında olmakla birlikte. Ne diyorsunuz? Yani şimdi hem Kahramanmaraş izlenimlerinizi de az önce aktardınız. Baktığınızda niyetlere, planlara, projelere ve elbette ki Türkiye genelinde sektörlerin gidişatına burası nasıl devam eder? Ne beklersiniz önümüzdeki çeyreklere ilişkin? Söylenen şu, seçim geliyor ya Zeynep. Yani seçim yaklaşıyor. Adım adım geliyor. Seçime doğru gerek işte bu asgari ücretteki artışlar olsun, gerek biraz da en düşük düzeyde dahi olsa seçim ekonomisinin getirdiği genişlemeyle beraber bununla biraz sapılma olacak. Ama daha doğrusu ekonomiyi etkin soğutma sürecinin açıkçası Nisan ve Mayıs'tan sonra geleceği beklentisi var. O açıdan PMI verilerinin ben açıkçası bir dalgalanmayla beraber yeniden ondan beklenen bir ekonomiyi soğutma yönündeki onu destekleyecek verilere ulaşacağını düşünüyorum. Endüstride böyle düşünmekle birlikte söyledikleri şu, bizi en fazla ilgilendiren kısım ise enflasyonda hakikaten bir kararlılık olacak mı? Enflasyonu indirmede bir kararlılık olacak mı? Baz etkisine güvenip üstteki 20 puana yakın bir düşüş bekleniyor ya, bir şeyde tepeye ulaştıktan sonra baz etkileriyle. Onlara güvenmeyip onun yerine bazı mali tedbirler, ekonominin üretimi rahatlatacak bazı tedbirler de beraber gelirse ancak bir o vaziyette içinde bulunduğumuz bu düzeltme yılı da biraz rahat edebilir. Çünkü düzeltme yılına benim getirdiğim bir yorum vardı. Bunu da yavaş yavaş insanlardan da duymaya başladım. Kaybetmemenin kazan olacağı bir düzeltme yılı bu. Nedir? Burada herkesin taşın altına elini bir şekilde sokacağı bir yapı olacak. Tabii PMI da satın almacılar endeksinde de bunun etkilerini görmekle birlikte asıl sıkıntı acaba işsizlikte, işsizlik rakamlarında ekonomideki daralmayla paralel olarak olağan dışı bir zıplama meydana gelir mi? Bundan iş dünyası son derece rahatsız çünkü zaten işçi bulamıyoruz. O çerçevede biz bunu nasıl bununla nasıl baş edeceğimizle ilgili olarak hükümetin sadece Merkez Bankası'nın faiz politikası değil fakat aynı zamanda hükümetin de istihdam politikasıyla ya da yeni yaklaşımlarla birlikte bir çareler üretmesi gerekiyor. Şeref Oğuz çok çok teşekkürler katıldığınız katkınız için iyi akşamlar. Burada noktalıyoruz günden kalanları birazdan 60 dakikada ben yine burada olacağım.